Bu videoda iki değişkenli bir veri için korelasyon katsayısını hesaplamaya çalışacağız. İki değişkenli elimizdeki her x değeri için bir y değerine sahibiz anlamına geliyor. Korelasyon katsayısını hesaplamaya geçmeden burada verilen diğer bilgilerin ne olduğunun üzerinden geçmek istiyorum. Bunlar daha geniş olan bir popülasyondan seçilmiş x ve x'e karşılık gelen y değerleri olmalı. Evet. Bu x'in örneklem ortalaması, bu da örneklem standart sapması. X'in örneklem ortalamasını hesaplamak çok kolay. 1 artı 2 artı 2 artı 3 bölü 4. Bu 8 bölü 4 yani 2'ye eşittir. Örneklem standart sapmasını ise daha önce de görmüştük ama kısa bir tekrar yapmanın hiçbir zararı olmaz değil mi? Karekök içinde bu noktaların her birinin örneklem ortalamasına olan farkının karesini almamız gerekecek. Hemen yazıyorum: 1 eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 2'nin karesi artı 3 eksi 2'nin karesi bölü örneklem standart sapmasını hesapladığımız için toplam veri sayısı nedir 4 bundan 1 çıkarmamız lazım yani burası bölü 3 olacak bunu hesaplamak da son derece kolay olacak çünkü bu 0, bu 0 ve bu da 1. Sonuç olarak karekök içinde 2 bölü 3 elde ederiz ve bu da yaklaşık olarak 0,816'ya eşittir. Aynı şeyi bir de y için vermişler. Bu örneklem ortalaması 1 artı 2 artı 3 artı 6 bölü 4. Bu da 12 bölü 4 yani 3 eder. Y'nin örneklem standart sapması için de burada yaptığımızın aynısını yaptığımız da 2,160 buluyoruz. Bu kısa tekrardan sonra şimdi de korelasyon katsayısını hesaplayalım. Burada korelasyon katsayısını hesaplamak için kullanılan formülü görüyorsunuz. İlk bakışta göze ne kadar da korkutucu geliyor değil mi? Ama bu terimlerin ne olduklarını anladığınızda aslında o kadar da zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Evet, mesela burası her bir x'ye çifti için x'in z skorunu bulmamız gerektiği anlamda anlamına geliyor. Buradaki x için evet bunun için bulmamız gerektiğinden buraya z alt indis x'i yazıyorum. Aynı mantıkla bu da y'nin z skoru olur z alt indis y. i. Pekala. Anladınız değil mi? Bakın. Her bir x değeri için ortalamaya olan farkını örneklem standart sapmasına böleceğiz ve bulacağımız değer de o x değerinin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu. Yani z skoru no very Bu da buradaki y için hesapladığımız z skoru olacak. Yani bu y'nin ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu gösterecek tamam mı? Bu arada böyle bir örnekle yani elimizde sadece 4 çiftin olduğu bir örnekle karşılaşmamız da gerçekten çok zor. Normalde elimizde çok daha fazla veri olur ve böyle bir hesaplamayı yapmak gerçekten de zor olduğu için genellikle bilgisayar programları kullanırız ama hesaplamayı bu araçları kullanmadan yapmak bizim burada ne olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacak. Haydi bakalım. Şimdi R'yi hesaplayalım. R eşittir 1 bölü n eksi 1. Elimizde 4 veri çifti olduğuna göre buraya 1 bölü 3 yazacağım. Çarpı z skorlarının çarpımlarının toplamı. İlk verinin z skoru. 1 eksi x'in örneklem ortalaması yani 2. Bölü x'in örneklem standart sapması yani 0,816. Çarpı aynı şeyi şimdi de y için yapacağız. Yani y'nin z skorunu hesaplayacağız. 1 eksi 3 bölü bölü y'nin örneklem standart sapması yani 2,160 artı sıradaki. 2 eksi 2 bölü 0,816 çarpı bu 2 buradan geldi. Buradaki ise x'in örneklem ortalaması. Anlaştık mı? Çarpı ee, şimdi de bu 2'yi hesaba katıyoruz. 2 eksi 3 bölü 2 virgül 160. Elimizde sadece 4 veri olduğu için gerçekten de çok mutluyum. Artı 2 eksi 2 bölü 0 virgül 816. Çarpı 3 eksi 3 bölü 2 virgül 160. Son olarak artı 3 eksi 2 bölü 0,816 çarpı 6 eksi 3 bölü 2 160. Hesap makinemi çıkarmadan yapabileceğimiz sadeleştirme olup olmadığına bir bakalım. 2 eksi 2 sıfır eder ve sıfırla neyi çarparsak çarpalım sonuç sıfır olacağı için evet burası sıfırdır. Aynı şekilde buradan da 2 eksi 2 ve 3 eksi 3 sıfır ettiği için sıfır gelir. 1 eksi 2 eksi 1 eder, 1 eksi 3 eksi 2. Baştan yazayım. R eşittir 1 bölü 3 çarpı eksi çarpı eksi artı eder. Yani 2 bölü 0,816 çarpı 2,160 ve artı 3 eksi 2, 1, 6 eksi 3 de 3 eder. Yani 3 bölü 0,816 çarpı 2,160. Paydalar aynı olduğu için bunu 5 bölü 0,816 çarpı 2,160 olarak da yazabilirim. Evet, tüm burasını 5 bölü 0,816 çarpı 2,160 olarak yazabildik. Şimdi de hesap makinemizi kullanalım ve bunun neye eşit olduğunu bulalım. 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 0 virgül 816 çarpı evet 2 virgül 160. Bu sıfır bir şeyi değiştirmeyecek ama yine de yazacağım. Neyse parantezi kapayalım ve bakalım r N'ye eşitmiş. Tüm sayıları binde birler basamağına kadar yazdıkları için r'yi de bu şekilde yuvarlayayım. 0 virgül 946. Evet r yaklaşık olarak 0 virgül 946'ya eşitmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Korelasyon katsayısı iki değişken yani x ve y arasındaki ilişkinin bir doğru tarafından ne kadar iyi bir biçimde tanımlanabileceğini gösterir. R'nin değeri her zaman eksi 1 ile 1 arasında değişir. Eksi 1 küçük eşittir r, o da küçük eşittir 1. R eğer 1 ise Eğimi yukarı yönlü olan bir doğrunun bu ilişkiyi mükemmel bir şekilde açıklayabileceğini söyleyebiliriz. Eksi ise de eğimi aşağı yönlü olan bir doğru bu ilişkiyi mükemmel bir şekilde açıklar. Bu ikisi arasında değişen değerler ise ilişkinin o kadar da iyi olmadığı, r'nin sıfır olması ise bu ilişkinin bir doğru ile açıklanamayacağı anlamına gelir. Bu örnekteki R'nin 1'e çok yakın olduğunu bulduk değil mi? Ve bu da az önce söylediğim gibi bir doğrunun x ve y'lerimiz arasındaki ilişkiyi son derece iyi bir şekilde açıklayabileceği anlamına gelir. Demek istediğim ee, buraya bir doğru çizmeye çalışırsam, x'in ortalaması 2, y'ninki de 3 olduğuna göre doğruyu buraya yerleştirebileceğiz. Bunun neden böyle olduğunu önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimizi de hemen eklemek istiyorum. Evet, bu doğru gayet iyi görünüyor öyle değil mi? İşte bu şekilde çizdik. Bu ilişkiyi açıklayan bir doğru bu. Kusursuz olmadı ama yani eğer her noktadan geçseydi, r'nin 1'e eşit olması gerekiyordu gerekirdi zaten. Her neyse bu doğru neler olup bittiğini oldukça iyi bir şekilde açıklıyor. Size biraz da işin mantığından bahsetmek istiyorum. Sizce buradaki z skorları ne işe yarıyor ya da skorların çarpımlarının toplamları bize bu bahsettiğim özelliğe nasıl getirebiliyor? R'nin 1 olması neden korelasyonun kuvvetli pozitif, eksi 1 olması da neden kuvvetli negatif olması anlamına geliyor. Ne dersiniz? Hemen örneklem ortalamalarını çizelim. x'in örneklem ortalaması 2. Bu x ekseni. Evet, bu da x eşittir 2 doğrusu. Tamam. y'nin örneklem ortalaması ise 3'tü. Onu da şu şekilde gösterelim. y eşittir 3 doğrusu. Standart sapmaları da yerleştirelim mi? X'in standart sapması 0,816. Yaklaşık olarak çizmek istersem ortalamadan 0,816 uzaklaşırsak hemen hemen buraya bir yere geliriz. Evet burası ortalamanın bir standart sapma 6. Burası da bir standart sapma üstü olacak. Aynı şeyi Y için yaparsak ortalamanın bir standart sapma üstü için 3 artı 2,160 ki 5 virgül 160 eder. O da yaklaşık olarak burada bir yerdedir. Evet aşağı yukarı bu şekilde çizebiliriz. Ortalamanın bir standart sapma altı da 3 eksi 2 1 eder. 0 virgül 160 daha çıkarırsak o da yaklaşık olarak evet bu şekilde çizilebilir. Şimdi ilk çift yani 1,1'e bakalım. Ne yapmıştık? Bunun ortalamanın kaç standart sapma altında olduğunu bulmuştuk öyle değil mi? Bu değer eksi 1 bölü 0,816'ya eşitti. Evet bu ifade aslında bunu hesaplıyor. Aynı şeyi y için de düşünürsek y ortalamanın kaç standart sapma altındadır. Eksi 2 bölü 2,160. Bu ikisi de negatif değerler olduğu için r'nin pozitif olmasına katkıda bulun yani çarpımlarının pozitif olması r'yi 1'e yaklaştırdı diye düşünebiliriz. Değişkenlerin z skorlarının negatif olması aralarında pozitif bir korelasyon olduğu anlamına gelir. Birisi ortalamanın altındayken diğeri de benzer şekilde ortalamanın altında. Peki sıradaki çift 2,2. O da işte burada. x tam da ortalamanın üzerinde olduğundan bu terim 0 oldu. Bunu x'in z skorunun 0 olması şeklinde de yorumlayabilirsiniz ve bu durum korelasyon katsayısına katkıda bulunmadı tabii. Aralarındaki korelasyon negatif olmamasına rağmen neden korelasyon katsayısına katkıda bulunmadı diye soracak olursanız burası sıfır olduğundan toplamı değiştirmediği gibi paydadaki bu sayının daha büyük olmasını sağlayarak sonucu küçülttü. Elimizde x'in ortalamanın altında y'nin de üstünde olduğu bir nokta olsaydı mesela bu x'in z skoru negatif y'ninki pozitif olacağından buradaki terim negatif olurdu ve bu da toplamın değerini azaltır yani r'nin değerini düşürürdü. Benzer bir şekilde bunun gibi bir noktada R'nin değerini düşürür. Çünkü burada da X'in Z skoru pozitifken Y'nin negatif. Dolayısıyla pozitif negatif çarpımından negatif bir değer elde ederdik.